Gözümün önünden o sahne gitmiyor. Yaşananlar bir oyun mu, gerçeklik mi? Ayırt etmekte zorlanıyorum. O sahne zihnimden bir türlü çıkmıyor. Teknoloji Okulu'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugünkü inceleme konuğumuz uzun süredir merakla beklenen oyunlardan bir tanesi The Last of Us Part 2. İncelememize geçmeden önce sizinle ufak bir not paylaşmak istiyorum arkadaşlar. Sony bu incelemeler konusunda çok katı ambargo kuralları yayınladı. Dolayısıyla biz de bu kurallar çerçevesinde bir inceleme hazırladık. Dolayısıyla bazı şeylerden hiç bahsedemeyeceğiz. İşte spoiler tarzı içerikler olmaması için. Fakat oyun çıktıktan sonra daha geniş bir videoyla karşınızda olacağız. Bunu da sizlere dipnot olarak belirtelim ve inceleme videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, oyuna ilk girdiğimiz andan itibaren bizi böyle sinematik bir evren karşılıyor ve hemen karşımızda ilk oyunun ana kahramanı olan Joel'i görüyoruz. Joel ilk oyunun sonuna dair bazı spoilerlar paylaşıyor. Ben buradan sizlere bunları söylemeyeceğim çünkü belki aranızda ilk oyunu oynamayanlar vardır. En önce ben bir The Last of Us'ı bitireyim, ondan sonra ikinci oyuna başlayayım diyenler vardır. O yüzden bu kısmı geçiyorum ve şunu da söyleyeyim yeri gelmişken, eğer önce ilk oyunu oynayayım sonra ikinci oyuna başlayayım diye düşünceniz varsa kesinlikle ikinci oyunu başlamayın. Çünkü ikinci oyunun başlangıcı direkt ilk oyunun sonu hakkında spoiler veriyor. Hatta Joel ilk oyunun sonunda yaşananları anlatıyor kardeşine ve sonradan kalkıp gidiyorlar. Bildiğimiz gibi oyunun hikayesi ilk oyunda yaşananlardan tam olarak 5 yıl sonrasında geçiyor. Ve oyunda Joel'i de katarsak 3 karakterle oynuyoruz. Tabi burada Joel ile oynadığımız kısımların oldukça kısıtlı olduğunu söylememiz gerekiyor. Daha çok oyunun akışı 2 karakter arasında sığdırılmış. Hatta ağırlık doğal olarak Ellie'de diyebiliriz. Peki oyun bize neler sunuyor? En önce hikayeden başlayalım arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten The Last of Us 2'nin hikayesi daha öncesinde sızdırılmıştı. Bu gerçekten oyunseverler için kötü bir sürpriz oldu. Çünkü hikaye gerçekten çok bomba ve bu hikayenin öncesinden sızdırılması ve bunu oyuncuların, oyunu merakla bekleyenlerin bir şekilde okuması ya da haberdar olması gerçekten kötü bir deneyim diyebiliriz. Ben hikayeye sızdırılsa da bakmamıştım. Dolayısıyla bir spoiler da yemedim. Kendim oynadım, bitirdim oyunu. Ve hikayenin genel itibariyle çok akıcı ve sürükleyici olduğunu söyleyebilirim. Bir de şöyle bir durum var. Hani kafanızda oyun ilerledikçe bazı şeyleri oturtuyorsunuz. Diyorsunuz ki tamam ben bu işi çözdüm. İşte şu olayın arkasında bu var diye düşünürken ilerlediğinizde olaylar bambaşka boyutlara varıyor. Ve oyunun başında merak ettiğiniz soruların yanıtlarını oyunun sonlarına doğru alıyorsunuz. Dolayısıyla oyunda ilerlemek çok önemli. Hani belli bir noktaya geldikten sonra bazı şeyler, bazı soru işaretleri cevap kazanmıyor. Bunu da sizlere belirtmiş olalım. Şimdi biraz hikayeden, tam da spoiler vermeden bahsedelim arkadaşlar. Dediğimiz gibi olaylar 5 yıl sonrasında geçiyor. Bakıyoruz işte Ellie artık böyle bir erişkin, ergenlik moduna girmiş bir genç kız olarak karşımıza çıkıyor. Her şey yolunda, çıkıyoruz dışarıya işte bu Days Gone'daki gibi zombi avlıyoruz, geri dönüyoruz o yaşadığımız yere. Böyle her şey sıradan bir şekilde devam ediyor. Burada aslında biz Ellie'nin gençliğine de, gençlik maceralarına da biraz tanıklık ediyoruz. Zaten oyunun ilk 3 saati sinematikler eşliğinde geçiyor ki bu 3 saatin arkadaşlar neredeyse yarısı sinematik. Yani oturuyorsunuz, çayınızı alın, kahvenizi alın, izleyin. Dizi tadında oyunu resmen izliyorsunuz. Açıkçası ben ilk 3 saat boyunca biraz sıkıldım çünkü yüksek bir tempo bekliyordum oyundan. Özellikle gösterilen oynanış videolarından sonra. Lakin baktım sinematik. Sürekli böyle bir iki adımda bir sinematik girmeye başladı işin içine ve çatışmaya da girmiyoruz. İşte çevreyi keşfediyoruz. Biraz böyle o kız arkadaşımızı da sık sık videolarda gördüğünüz. Onunla böyle flörtleşiyoruz. O bize böyle sürekli iltifatlar ediyor. Örneğin şöyle bir iltifat vardı. Sana bir güzellik göstereceğim falan diyor Ellie. O da kendini mi göstereceksin falan diyor. Yani gayet güzel bir şekilde yürüyordu Ellie'ye. Dolayısıyla böyle sürekli flörtleşmeler ve diyaloglar çerçevesinde oyunun ilk 3 saati geçiyor. Çok az aksiyona giriyoruz. İşte arada bir koşucular geliyor, işte çırtkanlar geliyor. Dolayısıyla oyun bizi biraz böyle ilk 3-4 saat boyunca
sıkabilir. Tabii eğer sinematik tarzda yapımları seviyorsanız, yani böyle sinematikleri izlemeyi seviyorsanız, o zaman bir sorun teşkil etmeyecektir. Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Oyunda Türkçe dublaj var ve Türkçe dublaj çok başarılı arkadaşlar. Ben de aynı şeyi istiyorum. Ama bedel ödemeden. Dolayısıyla hikayeyi akıcı bir şekilde anlamanız mümkün. Böyle ara hatları kaçırmıyorsunuz. Zaten 3 saatlik bölümde hikaye namına çok fazla bir şey verilmiyor size. Daha çok böyle Ellie'nin ergenliğine şahitlik ediyoruz. Böyle hırçın bir kız olmasına, hırçın bir delikanlı olmasına hatta desek daha doğru olur. Çünkü Ellie kızdan ziyade böyle erkeksi tavırlarla takılıyor. İşte bu videolarda da gördünüz mesela, bir kız var. O kızın işte erkek arkadaşı geliyor, Ellie ile çatışıyor. Sanki böyle iki erkek çatışırmış gibi bir kız için öyle bir hava yaratılmış. Enteresan biraz yani. Baktığınız zaman hikayede böyle ufak ufak nüanslar mevcut. Dolayısıyla hikayenin kendi içinde ufak ufak parçalarla bir bütün oluşturduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Daha fazla da detay vermek istemiyorum çünkü spoiler'a girer. Zaten oyun 3. saatin sonunda gerçekleşen bir olay sonrasında başlıyor. Yani bence oradan sonra biraz aksiyon artmaya başladı ve biz de amacımızı, oyundaki amacımızı öğrenmiş olduk. O 3 saat böyle biraz daha işte Last of Us 2 evrenini tanıyalım, oyuna ne gibi yenilikler gelmiş gösterelim. Böyle yarı açık dünya tarzında God of War gibi mesela. Öyle bir hava var oyunda. Onu biraz gösterelim oyun severlere. Diyalogları, grafikleri gösterelim. Yaşayan dünya nasıl olurmuş bunu gösterelim. Böyle bir havaya girmiş yapımcılar. Bu 3 saatlik bölümde bizlere bunları göstermeye çalışmışlar dediğim gibi. Sonrasında gerçekleşen olay ile birlikte The Last of Us Part 2 maceramızda resmen başlamış oluyor. Sonraki bölümlerde çatışmalar ve tempo biraz daha yükseliyor. Yine işte çeşitli hastalıklı insanlarla karşılaşıyoruz. Bizi avlamaya çalışanlarla mücadele ediyoruz. Ve tabii ki amacımızı gerçekleştirmek için, intikamımızı almak için karşımıza çıkan insanları öldürmeye çalışıyoruz. Tabii burada önemli olan bazı noktalar var arkadaşlar. İlk oyuna göre değişen birçok şey mevcut. Nedir mesela? Crafting sistemi diyebiliriz buna. O değişmiş. İlk oyunda belli başlı ana başlıklar vardı. Geliştirmelerimizi o başlıklar üzerinde yapıyorduk. Bunda ise başlıkların altına da alt başlıklar eklenmiş. Nedir mesela? Sağlığınızı kullanacaksınız. İşte sağlığın altında 4-5 tane daha seçenek var. Oradan çeşitli odaklanma yardımları vesaire, onları da geliştirebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu geliştirmeler biraz daha arttırılmış seçenek olarak. Bunun yanı sıra ilk oyunda mesela bir kapıdan gireceğimiz zaman gidiyorduk, çakıyla açıyorduk, giriyorduk. Bu sefer öyle bir sistem yok. Gireceğimiz odaya bir çıkıntı ya da bir dar bir ara buluyoruz ve oradan içeriye giriş yapıyoruz. Daha sonra arkadan kilidini açıp o odadan çıkıyoruz. Bunun yanı sıra oyuna zıplama gelmiş. Biliyorsunuz ilk oyunda zıplama yoktu. Zıplama haricinde işte Tomb Raider gibi ip falan atabiliyoruz. Çeşitli yerlerde ip atıp karşıya geçiyoruz gibi aksiyonlar eklenmiş. Dolayısıyla oyun biraz daha hareketli olmuş. Ben bu açıyı beğendim. Gayet güzel. Ellie'nin kıvraklığı da var burada. Joel biraz daha ağır kalıyordu işte cüsseli müsseli ama Ellie zaten ufak tefek bir kız. Ve dolayısıyla böyle atlama zıplama olaylarını daha hızlı ve daha seri bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Tabii Ellie'nin de zayıf kaldığı noktalar var. Nedir bu? İşte ağır silah kullanımı, tüfek kullanımı gibi. Zaten yapımcılar buna da bir çare bulmuşlar. Oyunda öyle ilk oyundaki gibi arkadaşlar geleni vurayım, gideni asayım tarzında bir yapı yok. Ne yapıyoruz? Yeri geliyor saklanıyoruz, yeri geliyor çevreyi kullanıyoruz. Çevreyi nasıl kullanıyoruz? Örneğin bir yere atlıyoruz ve orada hastalıklılar var. Ne yapıyor bunlar? Sese geliyor zaten bildiğiniz gibi. Onun haricinde bizi öldürmek için gelen adamlar da var. Biz bu adamların ses üreterek hastalıkların onlara saldırmasını sağlıyoruz. Ne yapıyoruz? Atıyorum bir molotof yapıyoruz hemen. Molotof onlara doğru atıyoruz. Molotof ateşiyle adam yanmaya başladığı zaman zaten çığlık atıyor. Çığlık atınca ne oluyor? Oradaki hastalıklılar bu sefer o adama saldırmaya başlıyorlar. O adama saldırınca diğerleri de o hastalıklara ateş ediyor. Dolayısıyla ateş ettikleri için çıkan tüfek sesine diğer hastalıklılar da o adama saldırıyorlar. Onlar birbirlerini yerken biz de aradan sıyrılıp gidiyoruz. Dolayısıyla burada arkadaşlar çevreyi kullanmanız çok önemli. Yoksa oyunda mermi bulacaksınız. Zaten mermi çok böyle fazla değil. Bulduğunuz mermileri de hem askerleri öldürmek için hem etraftaki hastalıkları öldürmek için kullanmanız çok zor. Dolayısıyla bazı noktalarda zekanızı ön plana çıkarmanız gerekiyor. Ben ne yaparsam bunları birbirine düşürüp aradan sıyrılırım diye düşünmeniz en doğru seçenek olabiliyor. Bunu tasarımcılar gayet iyi bir şekilde planlamışlar. Dolayısıyla her noktada farklı bir şekilde aradan sıyrılmanın yolunu bulabiliyorsunuz. Şunu söylemek istiyorum. Direkt olarak çatışmanın içine dalmayı hiçbir zaman düşünmeyin. Elbette bazı noktada
çatışmaktan başka şansınız kalmayabilir. Lakin o zaman da işinizi sessiz bir şekilde halletmeye çalışın. Çünkü oyunda silah mermisi bulmak çok kolay değil. Ben oyunu normal modda bitirdim. Oyunun başında o kadar çok şey buluyordum ki ilk oyuna kıyasla dedim herhalde bu oyun çok basit geçecek. Lakin ilerledikçe özellikle sağlık paketi yani can bulmak biraz daha zorlaştı. Dolayısıyla eğer ilk Last of Us maceranız olacaksa ya da ilk oyunu çok kolay bulmadıysanız oyunu kolay modda açmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi ilk başlarda böyle bol bol bulsanız bile bazı şeyleri ilerledikçe envanter bulmanız oldukça güçleşiyor. Tabii şu etkeni de unutmamak lazım. İlk başlarda zaten kimseyle çatışmıyoruz. Yani bir saat gidiyorsunuz mesela topluyorsunuz. Sonra 3 tane zombi geliyor. Onları da işte yumrukluyorsunuz, bıçaklıyorsunuz, bir şekilde öldürüyorsunuz. Daha sonra ne oluyor? Envanteriniz doluyor, taşıyor. Ha diyorsun ki, sanıyorsun ki oyun boyunca böyle olacak ama hayır. Bir reddeden sonra çatışmalar yoğunlaşıyor. Fakat bulduğun envanter sayısı düşüyor. Bu sefer de ne oluyor? Yedekteki mermilerin azalmış oluyor. Dolayısıyla oyun başındaki o malzemenin bolluğu sizi fazla aldatmasın. İlerledikçe düşmanların kafasına sıkmak yerine bir şekilde arkalarından dolaşın. Sarılın, boyunlarını kırarak öldürün. En azından bu şekilde biraz daha mermilerinizi ya da işte sağlık kitlerinizi uzun süreli kullanabilirsiniz. Gelelim oyundaki silahlarımıza. İlk oyunda kıyasla biraz daha fazla yeni silahımız var ki biliyorsunuz bunlardan bir tanesi yay ve ok. Bunu sıklıkla kullanıyoruz oyunda çünkü sessiz bir şekilde öldürmemize yarıyor ve The Last of Us Part 2'de en büyük yardımcımız sessizlik diyebiliriz. Çünkü öyle çatışınca, birileriyle direkt çatışınca direkt o sesinize hastalıklılar da geliyor ve karşıdakiler sizi çok kolay bir şekilde öldürebiliyor. Yapay zeka biraz daha gelişmiş. Örneğin bir insanı canlı kalkan olarak kullandığınızda karşınızdaki armut gibi beni vursun diye durmuyor. O da ne yapıyor? Siz silahı doğrulttuğunuz zaman mesela sağa kaçıyor, sola kaçıyor. Dolayısıyla kolay bir hedef olmamaya çalışıyor. Ki bu oyunda bir mermi bile çok önemliyken 2-3 mermiyi boşa sıkmak sizin ileride karşılaşacağınız zorluklara neden olabiliyor. O yüzden arkadaşlar olabildiğince sessiz bir şekilde bıçağınızı kullanmanızı tavsiye ederim. Bıçak demişken şunu da belirteyim. Biliyorsunuz ilk oyunda Joel'in bıçağı sıklıkla kırılıyordu. Dolayısıyla bıçağı kullanırken lan şimdi kırılacak, bir sonrakinde ne yapacağım, yeniden bıçak arayacağım gibi düşüncelere giriyordunuz. Fakat bu oyunda bıçak kırılması diye bir şey yok. Hatırlarsanız ilk oyunda Ellie ile oynadığımız sahnelerde de bıçağımız kırılmıyordu. Sanırım aynı bıçak yine işte diziyle kapatıp cebine falan koyuyor. O bıçak yine aynı şekilde kullanmaya devam ediyor gibi gördüm ben. Dolayısıyla bunda da bıçak kırılması gibi bir derdimiz yok. Bıçağı aldığımız zaman tak tak diye saplayıp geçebiliyoruz. Dolayısıyla demek istediğim şu, bıçağınızı olabildiğince aktif olarak kullanmaya bakın. Son olarak deneyeceğimiz konu ise grafikler. Tabii grafiklere geçmeden önce şunu da belirtmek istiyorum size. Oyun belli bir dönemde geçse de yani 5 yıl sonrasında geçse bile flashback'li bölümler var. Bu bölümlerde geriye dönüp o 5 yıllık arada nelerin olduğunu az çok anlıyorsunuz. Yani işte atıyorum bir bölüm oynadınız sonra bir sahne geliyor 300 önce diyor işte sizi bir bölümde oynatıyor. Ve kafanızdaki böyle soru işaretlerine de cevap buluyorsunuz. Mesela oyun başladığında Ellie ile Joel'in arası biraz açık böyle. Diyorsun ki acaba bunların arasında ne oldu? İlk oyunda yani baba kız gibiydiler. Ne oldu da araları açıldı gibi soru işaretleri oluşuyor kafanızda. Bu soru işaretlerini araya giren flashback bölümleriyle çözüyorsunuz. Burada da yapımcılar gerçekten iyi bir iş çıkarmış. Ben şunu düşünmüştüm açıkçası. Acaba o 5 yılı anlatan bir ek paket gelebilir mi diye düşünüyordum. Lakin ara sahnelerle, zaten ara bölümlerle, o flashbacklerle o 5 yılı da doldurmuşlar diyelim ve oyunumuzun grafiklerine geçelim. Ben oyunu PlayStation 4'te oynadım arkadaşlar. PlayStation 4 Pro'da oynamadım. PlayStation 4'te oynamama rağmen gayet başarılı bir görsellikle karşılaştım. Gerçekten yapımcılar işini çok iyi becermişler. Şunu söyledim kendi kendime hatta. PlayStation 4'te bu performansı alabiliyorsak acaba PlayStation 5'te nasıl bir ekskluzif tecrübesiyle karşılaşacağız? Gerçekten çok merak ediyorum. Öyle ki bazı ara sahnelerde hani ara video bitiyor. Ara videonun bittiğini anlamıyorsunuz bile. Öyle geçişler yapmışlar. Çok ince ve grafik kalitesi hiç bozulmayan geçişler var. Zaten çevreye, etrafa, o yarı açık dünyaya diyecek hiçbir şey yok. O kasvetli hava gerçekten çok iyi aktarılmış oyuna. Yan karakterlerin jestleri, mimikleri, yapay zekası gerçekten muazzam. Şunu söyleyebilirim. The Last of Us 2 şimdiden arkadaşlar 2020'nin en iyi oyunu olacak kalitede bir yapım. Dediğim gibi tempo ilk oyuna göre biraz daha düşük. Sinematiklerin sayısı çok fazla. Lakin hikaye olarak muazzam bir örgüye sahip. Siz kafanızda
onlarca hikaye sonu planlıyorsunuz. Fakat işler sizin hiç böyle düşünmediğiniz noktalara gidiyor. Yapımcılar belki de bu yüzden çok fazla ambargo uyguladılar bu oyuna. Bahsetmek istediğimiz çok şey var. Lakin anlatamıyoruz. Size göstermek istediğimiz çok sahne var. Lakin belli başlı sahnelerin çekimine izin veriliyor. O sahneler dışında başka şeyleri size gösteremiyoruz. O yüzden bunları da mazur görmenizi istiyoruz. Şimdi oyunumuzun genel itibariyle grafiklerinden, getirdiği yeniliklerinden, detaylarından, seslerinden bahsettik. Artık kapanış vakti diyebilirim. Eğer PlayStation 4'ünüz varsa The Last of Us Part 2'yi mutlaka ve mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Lakin daha önce belirttiğim üzere The Last of Us Part 1'i oynamadıysanız arkadaşlar, ikinci oyuna başlamayın bile. Hatta açılış sinematiğini bile izlemeyin. Çünkü direkt olarak ilk oyunun sonundan spoiler vererek başlıyor. Ve ilk oyunda aslında neler olup bittiğini az çok kavramış oluyorsunuz. Dolayısıyla böyle ben bir seri yapayım diyorsanız en önce açın ilk oyunu bitirin. Zaten o 8-9 saat sürüyordu. Çok fazla uzun değildi. Ardından Last of Us Part 2'ye başlayabilirsiniz. Bizim oyun hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Oyun çıktığı tarihte yani 18'inde, 19'unda o tarihten sonra sizler için yeni bir video daha yayınlayacağız. Bu videoda biraz oyundaki niteliklerden, niceliklerden bahsedeceğiz ve kendi söylemek istediğimiz fakat spoiler tarafına geçmesinden korktuğumuz şeyleri de dile getireceğiz. O tarihe kadar bu incelemeyle idare etmek en iyisi sanırım. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.